Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için CocosBCX'den bahsedeceğiz. Cocos Blockchain Expedition'dan. Bu proje nedir arkadaşlar? Bizlere hangi avantajları sağlar? Projenin Türk topluluğu nasıldır? Ve bu projeyle biz neler kazanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim sizler için. İlk önce bunu söyleyeyim ki Cocos Türk topluluğu da çok fazladır ve çok aktif bir topluluğu vardır. CoinNet ekibi de CocosBCX'i destekliyor. Zaten bununla ilgili CoinNet'in resmi sitesinde burada CocosBCX ile ilgili olan birçok haberleri duyabiliriz. Mesela en son haberlerinden CocosBCX, Digo Trislan'la NFT için anlaştılar diye haber geçiyor. Burada Binance Smart Chain ile ilgili NFT ve DeFi'da işbirliği yaptığı blockchain oyunlarıyla diyor. Burada birçok haberleri görebiliriz aynı zamanda. Mesela buradaki haberlerden biri de Kokos için azaltma eğitimi diye bir eğitim var. Buna da dikkat çekeriz. Şimdilik bir Kokos'u tanıyalım ve bu projenin ne olmasından bahsedelim. Burada Kokos nedir, Kokos BCX nedir diye bir bölüm var. Şimdi bunu daha iyi anlamak için Türkçe'ye tercüme yapalım. Çevirelim bakalım nasıldır. Yeni nesil dijital oyun ekonomisi platformudur. Tam olarak Cocos Blockchain Expedition olarak adlandırılan Cocos BCX, oyun geliştiricilere oyun geliştirmede rahatlık ve eksiksizlik sağlarken kullanıcılara yepyeni bir oyun deneyimi ve benzeri görülmemiş bir oyun durumu sunarak oyunlar için entegre bir çok platformlu çalışma zamanı ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır ve oyunlarda elde edilen tüm varlıklar tamamen kullanıcılara aittir diye bilgi var. Burada da oyun motoru, çoklu blok zinciri platformlarına blok zinciri oyunları oluşturun ve test edin diye bilgi geçiliyor. Geliştirme ortamından ve Cocos zincirinden bahsediyor. Yüksek performanslı uygulamalar için üretildi diye burada bilgiler duyuruluyor. Zaten burada da haber bölümünde de Cocos ile ilgili olan birçok haberleri görebiliriz. Ve Cocos tokeni vardır aynı zamanda kendine has olan. Bunu yeniden geri döndürelim. Kendine has olan bir tokeni de vardır, Cocos diye. Biz bu Cocos tokenini nerede görebiliriz arkadaşlar? CoinMarketCap'te inceleyebiliriz bu Cocos'u. Ve burada market hacmi 21 milyon doların üzerinde ve toplam market hacminde de 51 milyon dolara geçmiş. 24 saatlik volümesi 3 milyon dolara yakındır yani. Burada maksimum supply'ın 100 milyon olduğu ve şu anda %42'sinin sirkülasyonda olduğunu söylüyor. Bu da 42 milyon 15.868 adet yapıyor. Bakın burada da zaten Cocos fiyatlarını ile ilgili grafiği görüyoruz. Cocos istatistiklerini görebiliyoruz burada. Market yeridir işte diğer bilgileri alabiliriz. Burada hangi marketlerde veya hangi borsalarda olduğunu da buradan görebiliriz arkadaşlar. 51 cent civarında şu anda işlem görüyor. Binance üzerinde USDT, BNB marketinde işlem görüyor. POW borsasında USDT üzerinden işlem görüyor. Ve Gate.io'da da USDT üzerinden işlem görüyor. MXC'de, CoinDesk'de, SystemCoin'de de var aynı zamanda. Ve Cocos BTC bazında da MXC.com sitesinde de yer almıştır. En çok volümesi Binance üzerinde olan Cocos USDT bölümündedir ve buradaki toplam volüm 2.548 milyondur. Bu da toplam volümenin %87'sini yapıyor. Böyle bir popüler olan bir tokendir aynı zamanda. Projedir tabii ki. Bu da projenin tokenidir. Ve burada geldiğimiz zaman arkadaşlar burada bir bölünme işlemi oldu. Bu bölünme nedir? 100 milyon adet, 100 milyar token 100 milyona düşürüldü yani. Bakın bu haberi de okuyabiliriz. Bu haberin Türkçesini biz CoinNet'ten de bulabiliriz. Cocos için azaltma eğitimi diye IRC20'de bu Ethereum platformu üzerindedir. Bakın burada gösteriyor ki 23 Ocak 2021 saat 2'de Cocos token indirimi resmen tamamlandı ve tüm borsalar ticarete devam etti diye geçiyor. Bu azalma da toplam Cocos sayısı 100 milyardı ve 100 milyona düşürüldü. Kullanıcılar tarafından tutulan toplam koka miktarı da azaltıldı. Ancak toplam varlık miktarına karşılık gelen toplam değer değişmeden kaldı. Yani diyelim ki sizin 100 dolarlık o sayıda işte tokenleriniz vardı.
Ve bu zaman düşürüldüğü zaman yine 100 dolarlık sizin tokeniniz olacak. Ama bu sefer sayısı az olacak yani. Buna ek olarak diyor ki Ethereum KOKOS ERC-20 yeni token akıllı sözleşme adresi oldu. Ve BSC KOKOS BEP20 sözleşme adresi var. Yani bu da Binance üzerinde olan bir işlemdir. Ona has olan bölümde. Bununla birlikte ERC KOKOS miktarı 10.000'den az olan sahiplerin hesabı indirimden önce airdrop edilmemiştir. Yani azaltma henüz yapılmamıştır. Lütfen kendiniz tamamlamak için aşağıdaki görevi takip edin diye de burada bakın burada da bilgiler var ki eğer siz de Barada Digital Token'den bu işlemi nasıl yapabilirsiniz? Coinet'e girerek bunu da tamamıyla işlemi yapabilirsiniz. Ve bunun hepsini okumuyorum. Ve bunları da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım KOKOS'ta neler var neler yok. Bunun bir ekosistemine bakalım. Ekosistem bildiğimiz üzere oyun, DeFi ve NFT platformudur bu. Yani oyun platformu diyebiliriz. Blockchain tabanlı, blockchain üzerinde destek sağlayan bir oyun platformudur. Bakın burada oyun bölümünde Gang Hood, Survival, Crypto Knights, Goblock, Dragon Must Die, Panda Games, XPath ve diğer işte Pokemon gibi iyi oyunlar da burada yer almıştır arkadaşlar. Bunların blockchain tabanında. Ve aynı zamanda bunun ekosistemine ait olan araçlar var. KOKOS B6 Explorer var kendine ait. KOKOS terminali var. Token ID'si var. KOKOS Financial Share bölümü var. Bu neyse bu 36K yani bu DeFi Decentralized Application'lara aittir. Uygulamalara aittir bu. Yani diyor ki set your own. Kendi DeFi platformunu oluştur. KOKOS BCX platformu üzerinden 36K ürünüyle. Ve burada CrossSwap vardır arkadaşlar. Diyor ki sen işte tokenini NFT ile birlikte diğer tokenlerle swap işlemini yani değiş tokuş işlemini yapabilirsin. Ve burada da aynı KOKOS işlemi var. Bu da haber siteleriyle ilgili olan bir bölümmüş. Ve burada cüzdan bölümü var. İşte KOKOS'a ait olan cüzdanları indirebilirsiniz. Cross Wallet var, Bitpay var, DLPX var, KOKOS Wallet var. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Bu ürünleri de görmüş oluyoruz. Ve burada bilgiler var, dokümentler var. Discord kanalından GitHub ve Explorer'ında görebilirsiniz. Burada da incentive planlarına bakalım burada neler var. Burada haberler vermişler, incentive plan vermişler, mainnet'ten bahsedilmiş. Mainnet'in nasıl olmasından ve projenin ne anlama gelmesinden ve bize kazandırdıklarından bahsetmişler. Bu bölümlerde. KOKOS projesi Türkiye'de de çok popüler olan bir proje ve kendine ait olan Telegram üzerinde Coinbase'in destek verdiği KOKOS BCX Türkiye grubu var. 2584 kullanıcı var. Bu baktığımız gibi yani gördüğümüz gibi birçoğu burada aktif olarak yazışmaları görüyoruz. Siz de bu gruba dahil olabilirsiniz ve gruptan bilgiler alabilirsiniz. Grup adminlerinden bilgiler alabilirsiniz. KOKOS Çince, İngilizce olduğu için anlamayabilirsiniz o dilleri ama Türkçe bir grubun olması çok güzel. Yani projeyle ilgili, projenin geleceğiyle ilgili bilgiler alabilirsiniz. Peki bu projenin bize avantajı nedir arkadaşlar? Birçok DeFi projeleri görüyoruz yeni çıkan projelerden. Hepsi böyle söyleyelim dandik projeler yani. Birçoğu dandik projeler. Neden? Çünkü bunun arkasında bir platform yok, bir zahmet yok, bir uğraş yok yani. Ama KOKOS Blockchain Expedition'da bir uğraş var ve burada bir platform düzeltmişler, ekosistem yapmışlar adamlar. Oyun var, platformu dahilinde var ve burada aynı zamanda bir terminalden bahsediliyor. Kendine ait olan bir merkeziyetsiz uygulama yapabilirsin bu platform üzerinden. Bunun hepsi bunun arkasında bir ekibin olduğunu ve bu ekibin çalıştığını gösteriyor ve bunun içinde buna ait olan hisse senedi diyelim buna KOKOS'un tokeni ve görmüş olduğunuz gibi değerleniyor. Ve bu da gelecekte hangi değerlere gelir bunu tabii ki bilemeyiz ama Binance üzerinde olması ve 2 milyon dolardan yukarı bir hacme sahip olması bu tokeni çok popüler yapıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi de Türkiye'de de 2584'ten fazla insan buraya merak salıyor, alıyor, projeyi anlatıyor, projeden bahsediyor ve böylelikle de bu projenin geleceğine de umut yapıyor yani. Aynı zamanda Coinbase'in de tabii ki buna destek vermesi güzel yani. Bu arada
Kokos blockchain ile ilgili olarak kendine ait olan birçok dillerde Twitter kanalları var. İngilizce ve Çince, Japonca ve burada GitHub kanalları var, Medium kanalları var. Medium kanalına da gidebilir ve Kokos BCX ile ilgili olarak bilgiler alabilirsiniz. Burada esas bilgi şu anda bu swap işlemi ile ilgilidir. 100 milyar tokenin 100 milyona eşitlenmesi durumu. Bu da artık bitmiştir ayın 23'ünde. Geçen ayın Ocak ayının 23'ünde. Burada da diğer işte Telegram kanallarını görebilirsiniz. İngilizce, Çince, blockchain oyunları platformunun Telegram üzerindeki bölümünü görebilirsiniz. Reddit, Twitter sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Discord üzerinden ziyaret edebilirsiniz. Ve diğer sayfalarını da Explorer'ın da görebilirsiniz arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi bu ürünleri bize gösteriyor. Merkeziyetsiz bir uygulama sunuyor bize ve kendi uygulamamızı da kurmamız için yardımcı oluyor Kokos Blockchain Expedition. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Herhangi bir sorunuz, sıkıntınız olduğu zaman da yorumlara da yazabilirsiniz ve Türk Telegram grubunu da description'a, yani açıklama kısmına ekleyeceğim videonun, oradan da bilgiler alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi günler arkadaşlar.